Dünya Kupası'nda da bir sakatlık geçirmişti ama çok ciddi bir sakatlık değildi. Takıma dönüyor artık. Biraz daha prestij ve moral, özgüven zaten vardı ama depoladı aslında. Ekvador kötü bir turnuva geçirmedi. Hayri Beşer, seninle başlayayım. Kesinlikle öyle. İyi bir turnuva geçirdi. Hatta hani gruptan çıkamamalarına da üzüldük. Valencia'nın evet. performansı çok çarpıcı. 3 maç, 3 gol. Yani Dünya Kupası. Her şey gayet güzel. Tabii o haberde verilen yani Fenerbahçe'ye erken dönecek olması da gerçekten ayrı bir fedakarlık ve hem profesyonellik örneği. Hem fedakarlık hem de şunu gösteriyor. Yani Fenerbahçe'de güzel bir ambiyans var. Bir an önce dönmek istiyor. Dönmek istiyor. Yani güzelliğin arasına kendisini atmak istiyor. Öyle diyelim. Bu çok önemli. Orada huzur olmasa, orada hedefler olmasa, oyuncu yani koşar ayak gelmez. Yapmak istedikleri var. Tabii yapmak istedikleri var zaten. Gol kralı olabilir ligde. Çok iyi performans gösteriyor. Yani Valencia belki de Türkiye'deki en iyi performansını bu yıl ortaya koyacak. Belli ki ortamı seviyor, arkadaşlarını seviyor, hocasını seviyor. Bu çok önemli. Ve Fenerbahçe'nin bu sezon ki şu ana kadar yaptıklarında Valencia'nın rolü çok fazla. Bundan sonra da Fenerbahçe hedefe ulaşacaksa Valencia'ya çok ihtiyacı olacak. Ve Fenerbahçe şayet arzuladığı noktada sezonu bitirirse Valencia'nın en büyük imzalardan birini atan isimler arasında yerini göreceğiz diye düşünüyorum. Nevzat? Yani bir iş yerine giderken ayaklarınız geri geri gitmiyorsa ve bu şekilde hareket ediyorsanız orada mutlusunuz demektir. Valencia, yani ben olsam yapmazdım. Vallahi Valencia'ya da şaşırdım yani. Herkes yapacağı 3-5 gün tatilin izin hesabını yapıyor ki Fenerbahçe gibi 11 fikstürden çıktı. Yani bu tabii ki oyuncu en doğru, yani teknik ekip en doğru karar verecektir. Oyuncunun da fikirleri alınacaktır. Muhtemelen burada da arkadaşlarından biraz daha düşük tempoda belki bir süreç yaşayabilir. Belki sakatlığından dolayı erken geldi ama netice itibariyle Maldivlere oraya buraya gitmiyor. Yani sonuçta gelip hemen antrenmanlara katılması güzel bir hareket. Bu da bu sezon ne kadar konsantre olduğunu gösteriyor. Valencia geçen sezon belki de denklemde yoktu. Bir ara kadro dışıydı. Bu sene formunun zirvesinde. Bu hareketler tabii ki hocaların istediği hareketler. Yani genelde çünkü yani oyuncular işte bir takvim, belli bir tatil süreci yaşıyorlar. Ki Dünya Kupası'na giden oyuncular sürekli yoğun idmanlarda, maçlar dışında, kamplarda da bulundular. Bu açıdan hani tabii ki en doğru kararı Fenerbahçe teknik ekibi verecektir. Yani sonuçta bu yoğun tempoda oyuncu dinlendirmek mi yoksa onu da tekrar bu sistemin içerisine dahil etmek mi? Çünkü yorucu, yoğun bir dönem Fenerbahçe'yi bekliyor. Bu binerse acaba sıkıntı yaratabilir mi? Buna bakmak lazım ama hani madalyonun diğer yüzü tabii ki oyuncunun erken gelmesi. Diğerlerine de örnek olur bu. Yani bu takımdaşlığı gösterir. İş yerinde ayaklarınız geriye gitmiyor. Geri gitmiyor. Gelmek istiyorsun. İleri gidiyorsun yani. Antrenmana geliyorsun. Güzel hareket yani. Valencia'da zaten hani ben genel olarak Fenerbahçe'de hiç böyle problem yaratan bir görüntüde görmedim. Hiç, ben de hatırlamıyorum. Bu konuda Fenerbahçe'nin şanslı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şans demişken şanssız bir oyuncuyla devam edelim. O da João Pedro. Fenerbahçe kariyeri 4 aylık bir kariyer. 2. sakatlık. Zaten performansı da bekleneni henüz beklenen seviyeye gelememişti. Belki gelebilecekti şans buldukça. Ama sakatlıklar bir türlü yakasını bırakmıyor. Nitekim yine sakatlandı. Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında. Hayri Beşer. Talihsizlik bir defa Fenerbahçe'nin transferleri içerisinde şöyle bir tahayyül ettiğim zaman bana en parıltılı gelen ve en klas gelen isim. Galatasaray'da istiyordu bir ara. İsim. Önemli oyuncu. Yani bakıyorsunuz size'lı, böyle cüsseli bir oyuncu ama öbür taraftan da çok enteresan incelikleri var. Klasını da konuşturan bir oyuncu. Ve aynı zamanda oyun içi devamlılığı, gücü de kendisini fazlasıyla hissettiren bir oyuncu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var Pedro'ya ama iyi bir Pedro'ya ihtiyacı var. Sanki o iyi Pedro'yu biz yeterince izleyemedik zaten. Yani evet.
seyrettiğimizle seyretmemiz gereken arasında bir mesafe vardı. O mesafenin kapanmasını beklerken bu sakatlıkların yaşanıyor olması hem oyuncu açısından hem de Fenerbahçe açısından talihsizlik. Ama işin güzel tarafı şu Fenerbahçe açısından. İşte az önce Valencia'yı konuştuk. Nihayetinde Valencia bir forvet ama nokta santfor değil. Ona rağmen çok fazla atıyor. Aynı şekilde Batshuayi geldi. Bence hiç de fena gelmedi. Devam ediyor. Yani durumu idare edecek, durumu tolere edebilecek oyuncu sayısının fazla olması Fenerbahçe'de, daha doğrusu total kalitenin iyi olması, Pedro gibi çok çok önemli bir ismin yokluğunu bile dahi belki hani çok ciddi problem haline getirmeyebilir. Ama her şeye rağmen bundan sonraki süreçte artık ayrıntılar, küçük nüanslar gidişatı belirleyecek. Yani Pedro'nun yokluğu belki bundan önceki yokluğundan daha önemli hale gelecek Fenerbahçe için. Buradan baktığımız zaman da aslında yani hiç hoş bir durum değil Fenerbahçe için. Nevzat. Şimdi João Pedro, sizin de söylediğiniz gibi Fenerbahçe'nin yaz döneminde, tabii işin içerisinde Galatasaray'da vardı ama Galatasaray'dan bağımsız zaten yaptığı transferler içerisinde belki de heyecan uyandıran isimdi. Her ne kadar geldiği takım Serie A'da düşse de sonuçta İtalya milli takımını görmüş. 7 sene o takımda istikrarlı bir şekilde forma giyebilmiş bir hücum oyuncusundan bahsediyoruz. Ama Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin Avrupa Maratonu ve lig ilk periyoduna baktığımızda da performansı açıkçası Valencia ve Batshuayi ile kıyaslandığı vakit istenen düzeyde değildi. Hı hı. Şimdi tabi bu sakatlık Fenerbahçe'de belki hani az önceki haberin üzerinde bu sakatlık haberini görünce acaba gelmesi istendi mi Valencia'dan ya da kısa tutması mı istendi ya da Valencia o bilinçle hareket edip takım bana ihtiyacı olabilir. Hani bu süreçte ben de bulunayım mı demiştir diyebilir mi? Bu da önemli. Ben Fenerbahçe'de João Pedro'nun bu sakatlığı, bu ciddi sakatlığıyla beraber belki sözleşmesinin bir gözden geçirilebileceği kanaatindeyim. Orada belki bir askı alınabilir mi? Bir formül bulunabilir mi? Çünkü lig uzun, Avrupa maratonu Fenerbahçe'nin önü açık gözüküyor. Öyleyse Fenerbahçe transfer yapar mı? Ona bakmak lazım ama en kötü Joshua King de var Fenerbahçe'de. Onun da çok ciddi anlamda katkı sunacağını düşünüyorum. Yani ilk periyotta da zaten zaman zaman hücum anlamında destek vermişti. Ama zaten çok şey vaat eden bir oyuncu Joshua King. Yani sonuçta Norwich milli takım oyuncusundan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin böyle bir avantajı var. Yani elinde hakikaten oyuncu adedi fazla. Kalite olarak belki top seviyede çok fazla oyuncu olmayabilir. Ama belli bir standartlı oyuncu grubu var. Ve teknik adam, bu takımın yıldızı bir kere teknik adam. Teknik adam her oyuncu belli bir standartta fayda alabiliyor. Bugün João Pedro zaten ona biçilen bir rol vardı. O rol çerçevesinde de 5 gol atacak. 6 asist, bu kadardı. Yani 15 gol atsın işte ne bileyim böyle bir beklentiyle zaten Fenerbahçe kadro planlaması içerisinde yer almıyordu. O yüzden eksikliği çok fazla hissedilmeyecek. Ha buraya belki hani Joshua King de döndü. Fenerbahçe yabancı kontenjanı konusunda elini rahatlatmak için oyuncunun sözleşmesini askıya alıp bir hamlede bulunabilir. Daha mantıklı gibi geliyor. Sonuçta Avrupa'sı var. Sonuçta zor bir sezon. Yani üst üste maçlar var. Dünya Kupası ardından ekstra bindirmeler olacak. Takımların nasıl performans, geri dönüşleri nasıl olacağını bilmiyoruz. Kim nerede dönecek onu kestiremiyoruz. Böyle bir denklemde ben João Pedro'yu Fenerbahçe'nin çok arayacağı kanaatinde değilim ama King hamlesini... King Valencia ikilisini dener mi Jesus diye sormuş Serdar Bey mesela. Yani bunu herhalde en son soracağımız kişi... Her şey deniyor. Her şey deniyor yani dediğin gibi. Yani denemediği şey kalmadı. O yüzden maç içerisinde... Ki oynattı da bu ikiyi. Ya benim Jesus'ta benim hoşuma giden şey. Sen biliyorsun her Jesus şeyimi, övgülerimi. Maçı yani bir klişeyle hareket etmiyor. Hem maç esnasında hem de öncesinde Jesus'a baktığım zaman sürpriz izleme olasılığımız çok fazla.
Tabii ki teknik adamların, takımların belli bir felsefesi, oyun kültürü, şablonları vardır. Bu zaten olmazsa karman çorman bir şey olur.